Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçim sonucunda Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Kendisini kutluyor ve tebriklerimi iletiyorum. Kısa sürede kendi çalışma sistemini kurması ve de vaat ettiği projeleri yerine getirmesi hem toplumsal barışımız hem de ülke ekonomimiz açısından önemli diye düşünüyorum. Sayın İmamoğlu'nun yarıştığı Sayın Binali Yıldırım da İzmir'imizin yabancı olmadığı bir isim. Kentimize ve ülkemize ne kadar önemli hizmetlerde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Seçim akşamı göstermiş olduğu olgunluk ve teveccüh içinde demokrasimiz adına kendisine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun süredir devam eden seçim süreçleri sonrasında artık ekonomiye, üretime ve de ticarete odaklanmamız gereken bir zaman dilimine giriyoruz. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarından TÜSİAD başta olmak üzere iş insanlarının bir araya geldiği bütün önemli kurumlar da bu yönde görüşlerini sundular. Değerli üyelerimiz, kentimizi geçtiğimiz ay içerisinde ilgilendirilen diğer önemli bir konu da ulaşımda yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Duran, İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve de İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli bölümünün ihalesinin onaylandığını açıkladı. İzmir'in İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Antalya ile gerek otoyol gerekse hızlı tren hatlarıyla bağlanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda İzmir-İstanbul otoyolunun, İzmir-Çandarlı otoyolunun ve de İzmir-Ankara hızlı tren hattının hizmete girmesinde sabırsızlıkla bekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar en önem verdiğimiz konulardan biri de fuarlar oldu. Fuarcılık hizmetlerimizi güncelledik, çeşitlendirdik, daha da fazla tabana yayma çabası gösterdik. Bununla birlikte kent ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörlerden biri olan fuarları ve fuarcılığı nasıl geliştirebiliriz diye de çalışmalarımıza ara vermedik. Bildiğiniz gibi İzmir Ticaret Odası olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından ve ülkemizin önemli fuar aktörlerinden biri olan İSFAŞ'ın ortağıyız. Aynı zamanda odamızı İSFAŞ Yönetim Kurulu'nda bizzat ben temsil ediyorum. Yeni dönemde daha katılımcı ve de ortak akıl ile gücün birleştirdiği bir yönetim modeli olgunlaştırılması kentimiz için önemli. İSFAŞ Genel Müdürlüğü görevine geçtiğimiz günlerle yeni bir atama yapıldı ve Sayın Canan Karaosmanoğlu göreve başladı. Kendisine de bu vesileyle bu değerli görevde başarılar diliyorum. Yeni dönemde İSFAŞ'ı ve İzmir fuarcılığını ülke genelinde daha rekabetçi bir duruma getirebilecek önerilerimizi de kendileriyle paylaşacağız. Bizler bu mecliste 79 komitede sektörleri temsil ediyor ve de sektörel gelişime katkıda bulunmak için farklı çalışmaları siz değerli üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sektörleri geliştirmenin, yeni ticari bağlantılar kurmanın ve de mevcut bağlantıların kuvvetlendirmenin en önemli yollarından biri de elbette fuarlardan geliyor. İSFAŞ'ın düzenlediği ve düzenlemesini talep ettiğimiz fuarlarla ilgili meslek komitelerimizin her türlü fikri gerek bizler gerekse İSFAŞ Yönetim Kurulu için çok kıymetli. İSFAŞ'tan en önemli taleplerimizden biri yeni dönemde özellikle fuar yapılan ya da fuar yapma potansiyeli olan meslek gruplarımızla aylık komite toplantılarında İSFAŞ temsilcilerinin katılmasını komite üyelerimizle bir araya gelmelerini sağlamak olacaktır. Diğer yandan sosyal medya artık günümüzün tartışılmaz lider tanıtım araçlarından biri. İSFAŞ'ın
sosyal medyayı daha etkin kullanması, fuarlara özel mobil aplikasyonlar tasarlanarak kullanıcılara sunulması, fuarları gerek katılımcı gerekse ziyaretçi alanında da daha cezbedici olarak ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılması da önemlilerden biri. Ayrıca fuarların dijitalleşme sürecinde de nasıl planlanacağının şimdiden konuşmak ve çalışmalara başlamak gerekiyor. Yurt dışındaki önemli sektörel fuarların da birer ayağının İzmir'e alınmasının için de bizzat görüşmelerde bulunulmalı. İzmir'in coğrafik ve demografik avantajlarından faydalanarak kentimize yeni uluslararası fuarlar kazandırma yoluna gitmeliyiz. Ülkemizde yerleşik yabancı menşeli fuar organizatörleriyle de işbirliğine gitmemiz şart.